Sevgili Esport izleyenleri, 3 saniyeye hepiniz hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi basketbola dair en özel konular ve en güzel konuklarla bu hafta da sizlerleyiz. Bu haftaki konuğumuz Partizan'da forma giyen A Milli oyuncumuz Efe Tahmaz. Efe hoş geldin. Hoş buldum. Yani en güzel konuklar dedim. Gerçekten konuklarım her hafta birbirinden güzel, birbirinden özel oluyor. Bu hafta da çok özel bir konuğum var. Çok teşekkürler. Ya ben çok mutluyum seninle burada olduğum için. Çünkü şunu da izleyenler karşısında seninle paylaşmak istiyorum. Bu program için uçak saatini değiştirdim. Evet, normalde bu sabah Sırbistan'a dönmüş olmam gerekiyordu. Akşam takım idmanına katılacaktım ama röportaj olduğunu duyunca akşam uçağımı aldım. Akşam saatini almak zorunda kaldım. Çok teşekkürler. Öncelikle burada bulunman, yani bu Christmas'tan dolayı, onlardaki Noel tatilinden dolayı buradasın değil mi? Hem ondan dolayı hem de aynı zamanda bizim bir turnuvamız vardı ama baş antrenörümüz Covid kaptığından dolayı iptal oldu ve 3 gün daha ekstra kalma gibi bir olay gerçekleşti. Normalde 4 günlüktü ama 7 güne döndü. Evet. Bugün de birazcık daha uzatmayla beraber 8 gün gibi oldu. Olsun. İyi ki buradasın. İyi ki bizlerlesin. Saran Stüdyosu'ndasın. Hatta sen buraya gelmişsin daha evvelinde. Evet. Daha önce buraya geldim. Çünkü Derin Saran da çok yakın arkadaşlarımdan biri olduğundan dolayı eski takım arkadaşım. Birlikte büyüdük Darüşşafaka'da. Ondan dolayı daha önce buraya geldim ondan dolayı. Derin şu anda Amerika'da değil mi? Evet. Amerika'da. Amerika'da hem lise okuyor, lise bölümünde. Şu an lisede ama bir tane college'a çoktan committed oldu bile yani. Süper. Derin'i de buraya geldiğinde artık stüdyoya bekliyorum. Evet. Öncelikle tekrardan hoş geldin. Hoş Sırbistan'dasın şu anda. Evet. Birazdan Sırbistan, Partizan. Çünkü Partizan tarihinde bir ilksin. Evet. Yani Sırbistan'da Partizan gibi önemli bir takımda tarih yazdın sen. İlk yabancı transfer olarak. Evet. Ve ilk yabancı oyuncuları olarak? Daha doğrusu ilk yabancı genç oyuncuları olarak. Evet. Çünkü A takıma daha önceden Semih Erden gitti ama genç oyuncu olarak benim gibi 13 yaşından giden, altyapısından büyüyüp çıkan ilk oyuncuyum. İlk genç oyuncu sensin. Bu büyük bir gurur. Onlara zaten geçeceğiz, birazdan konuşacağız. Fakat ben her bölümde konuklarımla yaptığım bir soru var. İlk giriş sorum var. O da basketbola nasıl başladın? Basketbola başlamam aslında annem ve babamdan dolayı gerçekleşti. Çünkü ikisi de eski milli basketbolcular, eski basketbolcular. Annem Galatasaray'da, Armada denilen o büyük efsanevi takım oyuncularındandı. Ondan dolayı sürekli zaten bebekliğimden beri basketbol sahasının içinde büyüdüm. Yani annemin çalıştığı kulüplerde, babamın çalıştığı yerlerde sürekli basketbolun içindeydim küçüklüğümden beri. Ve basketbol da benim için bir yaşam tarzına dönüştü diyebilirim. Peki her zaman hayalini kurar mıydın? Yani mesela Funda Tahmaz, senin annen, ismini de hatta evet, söyleyeyim buradan. Yani Funda Hanım'ı izlerken, babanı izlerken veya böyle bir idolün var mıydı? Yani hayal kurma nedenin ailen miydi yoksa bir idol müydü? Ailemden çok aslında benim dönemimde gerçekten hep örnek aldığım çalışma disipliniyle, oyun stiliyle, basketboldaki estetik duruşuyla Kobe Bryant'tı. Ondan dolayı mesela basketbolu bu kadar hayal haline getirip benim için bir hedef haline getirmemin sebebi onu izlemekti, açıkça söylemek gerekirse. Ama tabii ki de ailemin de olduğu yerleri görünce, ailemin de başardığı şeyleri görünce birazcık daha o da etkiledi diyebilirim yani. Tabii ki, muhakkak. Peki kaç yaşında topu profesyonel, yani altyapı profesyonelliği anlamında eline aldın? Darüşşafaka'da 13 yaşın, yok pardon, 11 yaşındayken Darüşşafaka'da tam profesyonel olarak söyleyebilirim yani. Ondan öncesinde tabii ki de Anadolu Efes'teydim. Tabii o dönemde daha Anadolu Efes değildi, Efes Bizen'liği geçiyordu. Anadolu Efes'in spor okulları ve küçük B takımlarıyla çıkıyordum. 2003 ve 2002 takımlarıyla idmanlara çıkıyordum ama hiçbir zaman profesyonel olarak, bir lig olarak oynamamıştım. Özel turnuvalarda daha çok. Darüşşafaka ile beraber
ilk profesyonel maçlarıma çıkmaya başladım Türkiye şampiyonalarıyla beraber. Bu arada şunu da hatırlatmak istiyorum. Sen 2004 doğumlusun. Evet. Benim bugüne kadarki en genç konuğum Demir Doğan'dı. Hala öyle. Sen de Demir'den sonra gelen ikinci genç yetenek ve konuk, özel konuksun. Evet. Şimdi Partizan altyapısında aslında, yani Darüşşafaka'dan çıktın, Partizan'a gittin. Seni en önemli, yani en özel kılan özelliği neydi? Birazcık zor bir soru çünkü benim boyumda şut ve atletizm ikisinin de birlikte olduğu çok az oyuncular. Hı hı. Artı bir de oynayabildiğim pozisyonların sayısı diyebilirim. Çünkü 4 numara da oynadım geçen sene Junior Ligi'nde oynarken 2003-2002'lere karşı. Aynı zamanda bazı maçlar geldi, uzun beşlerle beraber girdiğimde guard da oynadım. Yani birazcık çok yönlü olmam olabilir. Peki çok yönlü olmanın yanı sıra özgüvenin nasıl sahadayken sen? Yani sahadayken o topu elime bir kere geldikten sonra zaten dünyadaki her şeyi unutuyorsun. Oradaki özgüven tavan yani. Orada farklı bir hissiyat oluyor. O Mamba mentality denilen şey vardır ya, gerçekten orada devreye giriyor yani. O zona giriyorsun. O zona giriyorsun. Yani gerçekten. O farklı bir şey. Şimdi onu aslında empati yaparak ben belki de bazen anlayabiliyorum. Hatta anlamaya çalışıyor olabiliyorum. Çünkü tam yani bir basketbolcuda o özgüven dediğimiz şey, o motivasyon dediğimiz şey, hatta momentumu eline aldı deriz. Evet. O olay aslında bizim görmediğimiz, hatta göremediğimizden daha fazlası. Şöyle söyleyebilirim. Hele bundan buraya gelmeden hemen öncesinde bir çok güzel bir maç geçirdim. Geçirdiğim maçta gerçekten takım arkadaşlarım sen farklı bir efeydin sahada diyorlardı. Çünkü gerçekten o zona girdiğiniz zaman, o oyunun akışıyla beraber momentumu aldığınız zaman kesinlikle hani hiçbir ihtimal yok, kimse sizi çıkartamaz oradan yani. Sana az önceki yönelttiğim soru, yani bu kadar genç yaşta seni özel kılan şey ne sorusu aslında şunun için de çok önemli bir soru. İzleyenler, altyapıda şu anda oynayan çok fazla genç arkadaş bizleri takip ediyor, izliyor. Veya basketbolcu olma hayali kuranlar bizleri izliyorlar, sizleri izliyorlar, sizi evet. idol alıyorlar. Evet. Yani onlara söyleyebileceğin senin Efe olarak bir sırrın var mı? Veya bir anahtar, bir olay, bir kelime, seninle alakalı karakteristik bir özellik var mı? Ben açıkça söylemek gerekirse bütün her şeyi çalışma olarak görüyorum. Yani ben gerçekten 13 yaşında Sırbistan'a gitmekle hayatımdaki en büyük kararı verdim. Çünkü orası bir basketbol ülkesi ve ben gece gündüz idman yapıyordum. 13 yaşında saat 5.30'da 6'da sahaya girip saat 11.30-12'ye doğru eve geldiğimi hatırlıyorum. Okul saatleri, bazen okulu gitmeyip ekstradan sahada kalıp bir 250-300 şut daha atıp ondan sonra birazcık daha ball handle çalıştığım günleri de hatırlıyorum. Yani kısacası basketbola kendini adayıp tamamen çalışmak diyorum. Peki okul nasıl oluyor? Yani birlikte yürüteceksen eğer. Ben şu an aslında sürekli her gün okula gidiyorum. Olay şöyle gelişiyor bende. Sabahleyin idmanlarım genellikle 8.30-11 arası oluyor. Evet, gününü anlatır mısın bize aslında? Güzel bir yerden başladın. 8.30-11 arası oluyor idmanım. İlk önce halterle başlayıp sonra basketbol, birebir basketbol idmanımı yapıp oradan çıkıp okulum basketbol idmanımı yaptığım tesise çok yakın. Oradan okuluma geçip 4 saate yakın dersimi görüp, çünkü birazcık kolej mantalitesiyle işliyor benim oradaki derslerim, spor kolejinde olduğumdan dolayı. Derslerimi blok ders gibi görüp erkenden bitirip tekrardan eve gidiyorum. 1 saat, 1,5 saat bir günlük, yani hiçbir şekilde aksatmadığım bir uykum var. 1,5-2 saate yakın. Onu yapıp yemeğimi yiyip tekrardan akşam idmanına giriyorum. 3 saatlik bir idmanımız oluyor. Saat 10 gibi de 9.30 gibi de artık eve gelmiş, dinlenme, recovery kısmına geçmiş oluyorum genellikle. Peki şutlar olarak sen az önce 250-300 şut atıyorum. Hala evet. Her gün yapıyor musun her bunu? Her gün yapıyorum. En az bir 300 şut, yani idman başı idman sonu olarak bir 600 şuta yakın buluyorum yani. DeMar DeRozan'ın geçenlerde bir, hatta sosyal medyaya da bir görüntüsü düştü. Özellikle o iki tane son saniye basketiyle evet, kazandığı üst maçtan sonra, üst üste maçtan sonra şöyle bir görüntü düştü. Maç bitiyor,
Herkes, seyirciler sahayı terk ediyor, arenayı terk ediyor. Zaten oyuncular tünelden çıkıyorlar. Fakat sahanın içinde DeMar DeRozan ve asistan koç birlikte çalışma yapıyorlar. Ya bence gerçekten, hatta Mirsad Türkcan da öyleymiş zamanında. Yani gece 2'lere 1'lere kadar şut atarmış. FSP'nin salonunda, o çalışma idman salonunda. Yani buradaki ana özellik bence çok önemli olan şey dediğin gibi çalışmak. Çalışmak, şut atmak ve hatta çalışmanın üzerine de çalışmak. Tabii sağlığı ve sakatlanmayı çok göz önünde bulundurarak ama dediğin doğru. 13 yaşında Sırbistan'a gidiyorsun. Evet. Korkuların var mıydı giderken? Açıkça söylemek gerekirse yani gitmekten inanılmaz fazla korkuyordum. Çünkü aniden gelişti. Ve gittiğimde de her zaman orada bir şeyi hissettim. İlk 2 ay boyunca sürekli bir stresli hissettim kendimi. Sürekli bir rahatsız hissettim kendimi. Çünkü çok, yani aslında kültürel olarak ülkeler benziyor. Türkiye'nin kültürü ve onların kültürü bayağı benziyor. Ama din, insanların oradaki yaşam halleri bizim ülkemize göre çok daha farklı. Ondan dolayı ilk gittiğim dönemlerde gerçekten çok korkuyordum. Ne dışarı çıkıyordum, ne birileriyle konuşuyordum. İdmanıma giriyordum. 2,5 saat, 3 saat idmanımı yapıyordum. Çıkıyordum, eve gidip uyuyordum yani. Kimseyle konuşmuyordum. Annen seninleydi ama, değil mi? Evet, annem benimleydi. Evet, annen de şu anda hatta Partizan'ın U16'da kız takımın yardımcı antrenörü. Bu sene başına kadar öyleydi. Hı hı. Bu sene de Marina Markovic'le beraber şeye başladı. Gönüllü olarak küçük kız çocuklarına basketbol okuluna başladı. Her hafta sonu 2 saat boyunca onlara basketbol öğretiyor 2008-2009 yaş gruplarına. Ne kadar güzel, çok güzel. Annenle de bir gün umarım tanışırız. Bu umarım müthiş bir, tanışırsınız. Bu çok güzel, çok önemli bir şey. Hele ki çok renkli karakteri olan bir insandı. Öyle tanışmanızı mi? İsterim gerçekten. Ben hatta seni araştırırken, seninle alakalı bilgilere çalışırken annenin de bir röportajına denk geldim. Çok renkli bir karakter oldu. Hani röportajdan belli. Çok tatlı bir hanımefendi. Şimdi Sırbistan 1. U19 Junior Ligi'nde oynuyorsun, evet. Partizan'da. Ve bu seni, istersen sen söyle izleyicilere, bu haberi sen ver. Çünkü bu artık tarihte bir ilk olacak Partizan için. Evet, ilk defa altyapıdan bir oyuncu olarak A takım kontratı imzasıyla alakalı istek geldi benden. Buraya tam gelmeden bir haftaya yakın önce. Umarım gerçekten o hayalimde olan Partizan A takımına çıkıp orada o formaya giyip orada oynayabilme şansını yakalayacağım gibi gözüküyor yani, seneye. Müthiş bir haber bu. Gerçekten tebrik ediyorum seni. Obradovic'le oynayacaksın. Hatta tanışmışsın da, onun, evet, hikayesini de bize anlatırsan. Ben milli takımdan dönüyordum. Aslında Konya'daki milli takımdan dönüyordum. Şampiyon olduğumuz ilk Konya turnuvasından dönüyordum. Ve havaalanında da Koç Obradovic'le karşılaştım. Gidip bir merhaba demek istedim sadece. Çünkü bilmiyorum, beni biliyor muydu o dönem, bilmiyor muydu. Sadece gidip bir merhaba demek istedim. Ben Partizan'da oynayan bir Türk'üm tarzında. O da evet, ben zaten biliyorum senin kim olduğunu, duydum her şeyi, biliyorum seninle alakalı tarzında söyledi. Orası benim evim, Partizan benim çocuğum, orada gerçekten mutlu olmanı isterim tarzında bir söz söyledi bana. Çok tabii heyecanlandırıcı onun, bir söz gerçekten, bu. Gerçekten yani fotoğrafım var aslında onunla alakalı, annemin çektiği. Görseniz benim yüzümü, bembeyaz kesilmişim yanında. Mutlaka bize yolla, biz onu ekrana da veririz. Tamamdır, şimdi seyircilere. Çok önemli bir şey gerçekten yani Efe. Şimdi mesela Obradovic gibi biriyle çalışacaksın sen. Hatta kulüpte oynuyorsun, Partizan'da oynuyorsun. Evet. Basketbolun bir din kadar sevildiği, din kadar inanıldığı bir ülkedesin sen. Evet. Ve bu çok önemli bir şey. Ve gerçekten tarih yazdın bir Türk olarak orada. Seni bu aşamadan sonra en motive edecek olan şey ne olacak? Seneye A takımda oynadığın süreç için. Hayallerin şu an için yani. Ben her zaman küçüklüğümden beri bir NBA hayaliyle yanıp tutuşan bir insanım. Ve yani A takımda Obradovic'in gerçekten beni ne kadar geliştirebileceğini, beni basketbol açısından ve bu mantalite açısından ne kadar geliştirebileceğini biliyorum. Bundan sonraki hayallerim, bundan sonraki planlarım gerçekten NBA, draft, belki bir NBA şampiyonluğu, bilmiyorum artık orası gerçekten, hani
basketbolun gidişatına göre belli olacak şeyler ama yani benim hayallerim bundan sonrası NBA olarak söyleyebilirim. Yani ben şimdi 3 saniyede o kadar çok konuk alıyoruz ki basketbol çok değerli, önemli isimler alıyoruz. Bazıları diyorlar ki bu yabancılar da öyle, Türkler de öyle. Bazı oyuncular hiçbir zaman NBA hayalim olmadı diyor. Bazıları diyor ki NBA güzel bir yer ama ben kesinlikle Euroleague'de oynamak istiyorum diyor. Senin hayalin NBA. Peki NBA'de şu anda idol olarak gördüğün... Amerikalı oyuncu sormuyorum. Yabancı, Avrupa'dan giden, Türk de olabilir. Herhangi bir oyuncu var mı? Ben işte böyle olmak istiyorum dediğin oyuncu. Bogdan Bogdanovic olabilir. Çünkü gerçekten kendisiyle, onunla da fotoğrafım var. Çünkü birlikte birebir de oynadık. Karşılıklı kampındaydım. Bogdanovic kampındaydım. Karşılıklı da oynadım. Tanıştığımda oturup muhabbet de ettim onunla. Gerçekten çalışma disiplini olarak basketbola ne kadar... İşten çok hayat gibi baktığını bildiğimden dolayı gerçekten Bogdanovic olabilir yani. Evet, herkese resmin var. Trae Young gibisin. Trae Young'ın da evet, şu anda gerçekten. Karşılıklı oynadığı evet. Herkese resmi var ya, hatta sosyal evet, medyada çıkıyor. Öyle. Yani eminim şu mantaliteyle, şu azimle ve potansiyelinle ve büyü yani çok çalışmanla öyle yerlere geleceğine şimdiden eminim. Umarım. Ve umarım öyle olur senin adına. Junior NBA'ye katıldın. Evet. Şimdi NBA'den bahsederken Junior NBA nasıldı? Bize biraz özetler misin? Orası dünyanın her tarafından oyuncuların katıldığı, 5 günlük idman yapılıp maçların yapıldığı, takımlara ayrılıp draft yapılıyor orada da aynı şekilde. Antrenörler takımları alıp draft yapıyorlar. Öyle bir kamptı. Orada günde 2 maçımız oluyordu, 1 idmanımız oluyordu. Son kampın son biteceği günde de 5 tane maç oynanıyor. 3 tane kızların oynanıyor. 2 tane erkeklerin oynanıyor. Çünkü erkeklerin daha fazla maçı vardı daha önceki günlerde. Son final maçları oynanıyor. Yarı final maçları oynanıyor ve bitiyor. Ama gerçekten benim hayatımda hiçbir şekilde unutamadığım bir kamptı. Hele gerçekten öyle bir arkadaş grubu edindim ki İngiltere'den, Dubai'den, her taraftan tanıştığım basketbol oyuncuları var ve hala da kontaktayız. Hep birlikte bir grubumuz var. WhatsApp grubumuz, sürekli konuşuyoruz yani. Peki şimdi genç oyuncular da kamplara çok katılınıyor. Turnuvalar çok yapılıyor. Genç oyuncuların bu turnuvalardan, kamplardan öğrenmesi gereken en önemli şey ne oluyor sence? Turnuvalar ve kamplara ben genellikle şey olarak bakıyorum, yeni deneyimler olarak bakıyorum. Çünkü ben mesela zamanında kötü turnuvalar da geçirdim. Her oyuncunun kötü turnuvaları oluyor. Her oyuncunun peak yaptığı, gerçekten çok iyi geçirdiği turnuvalar oluyor. Ve bu turnuvalardan gerçekten çıkarım yapmak çok önemli. Yani o turnuvanın son gününde, o son maçı oynadıktan sonra, o soyunma odasında oturduğunda, o turnuvadan sana ne kattı o turnuva diye oturup düşünmek gerçekten çok önemli. Çünkü bazen fark ediyorsunuz ki onu düşünürken, basketbol sizin için çok farklı bir seviyede. Ben gerçekten şöyle söyleyebilirim. Adidas Next Generation turnuvası vardı ve Euroleague. Evet, Euroleague Adidas Next Generation turnuvası vardı Belgrad'da geçen sene ve ilk maçtan Maccabi maçında ayak bileğimi burktum. Ve soyunma odasına gittim, bandajımı yaptım, tekrardan oynamaya devam ettim ve turnuvaya da ayağım öyleyken oynadım. Artı bir de ayağım öyleyken smaç yarışmasında ikinci oldum 2003-2002'lilere karşı. Ondan dolayı mesela o turnuvanın bana kattığı şey, tamam acı olabilir, sakatlıklar olabilir ama gerçekten basketbolu seviyorsan, basketbolu bir iş olarak görüyorsan onların seni durdurmaması gerekiyor. Evet, çok çok doğru söyledin. Şimdi yeni bir jenerasyonsunuz. Senden de böyle şeyleri dinlemek yani çok önemli ve çok güzel. Çünkü yeni gelen yeni süperstarları aslında dinliyor gibi oluyorum şu anda. Sen öyle, Demir Doğan öyle, Alperen Şengün, Ömer Faruk Gürsel'in hepsi 3 saniyenin konukları oldular. Yeni jenerasyonda sence ya eskiye baktığında Kobe Bryant'ın maçları izlediğinde veya yani Kevin Durant'in ilk zamanlarının maçlarını izlediğinde senin gözlemlediğin en büyük farklılıklar ne yeni jenerasyonla, eski demeyelim ama yani şimdiki jenerasyonu biraz daha üst yaş grubu olan jenerasyon arasındaki farklar? Şu anki jenerasyon açıkça söylemek gerekirse çok daha atletizm ve birazcık daha şeye dönmeye başladı.
show business'a dönmeye başladı. Çünkü, NBA'den dolayı. Evet. Ama daha önceki senelere baktığın zaman gerçekten basketbolun ne kadar kıran kırana bir spor olduğunu görebiliyordun. Ama şu an ben hiçbir NBA maçında veya başka bir liglerde şey olarak göremiyorum onu. Özellikle genç oyuncularda, genç liglerde şey olarak göremiyorum onu. Ama gerçekten ben Kobe Bryant'ı izlediğim dönemlerde onun o basketbolu, daha doğrusu o maçı kazanmak için neler yaptığını gördüğünde parmağı dislocated oluyor, çıkıyor, tekrardan hop oturtuyorlar yerine, basketbola tekrar devam, hop maçta. Bir de gerçekten çok iyi bir maç geçiriyor. Evet. Yani şu anki jenerasyonla herhalde farkı o dönemki oyuncuların çok daha mental olarak fokuslu olması. Bir şeye daha dedike olması, kendi evet. adamış olması. Evet. Peki şimdi senin hayallerin NBA. NBA'de oynamak istediğin, özellikle şu takımda oynamak istiyorum dediğin bir takım var mı? Chicago Bulls. Chicago Bulls. Çünkü benim idolüm Kobe Bryant ama gerçekten hayranlıkla izlediğim diğer oyuncu da Michael Jordan. Ondan dolayı hep küçüklüğümden beri sürekli Chicago Bulls kıyafetleri giyer, Chicago Bulls formaları alır. Evimde her taraf Chicago Bulls şapkalarıyla doludur. Yani büyük ihtimalle Chicago Bulls olurdu eğer bir takımda oynayabilecek olsam. Yani şu anda bizi ilerideki dönemde scoutlar izlediğinde umarım Bulls scoutu da duyuyorlardır, evet, şu duyuyorlardır şu anda. Umarım böyle bir şey gerçekleşir. Peki draft gecesini hiç hayal ediyor musun böyle? Yani bazen aklına geliyor mu, draft gecesi olsa, ben katılıyor olsam, ismim söylense orada, resmim gözükse? Her zaman insanın aklında oluyor açıkça söylemek gerekirse. O benim şu anki aklımda olan, o imzayı attıktan sonra o ilk maça çıktığımda giyeceğim formanın olduğu saniye. Ama tabii ki de bazen otururken, düşünürken basketbolunla alakalı, geleceğinle alakalı, hayatınla alakalı hepsi aklından geçiyor açıkça söylemek gerekirse. Ve zamanında gerçekten düşündüm yani o Chicago kepini alıp taktığım saniyeyi, o üzerimde güzel bir takım elbiseyle beraber düşünmedim değil yani. Bunların hepsi gerçekleşebilir ki çok da yakın bir hayal sana bunlar. Evet. Chicago'yu bilemem ama evet, draft olarak. Chicago hani 30 takım arasından bilemiyorum ama inşallah gerçekleşir bu hayallerin. Şimdi Sırbistan'daki senin günlük hayatın, nasıl bir hayatın var orada? Yani basketbol dışında neler yapmaktan hoşlanıyorsun? Orada neler yapıyorsun? Nasıl geçiyor bir günün? Genellikle basketbol bütün günümü kapsadığından dolayı, yani off günlerim olmadığı sürece hiç kimseyle buluşma taraftarı olmuyorum. Çünkü benim için bu full paket. Yani basketbol sırf sahada yaptığınızla bitmiyor. Yani eve gittiğinizde dinlenmesinden tutun, yediğiniz şeylere kadar, ne zaman kalktığınıza kadar, ne zaman uyuduğunuza kadar, her şeyi bir full paket bunun. Yani ben uykuma çok dikkat eden bir insanım. Dediğim gibi hiç aksatmadığım bir 1,5-2 saatlik uykum oluyor her gün. Yemeğime çok dikkat eden bir insanım. Özellikle çift idman olan günlerde dışarı çıkmama gerçekten çok önemli. Çünkü sakatlık, yani çok yetenekli oyuncular biliyoruz sakatlıktan evet. dolayı ulaşabilecekleri o top noktalara ulaşamamış oyuncular tanıyoruz. Ondan dolayı bu spor, yani herhangi bir şey olabilir, bir darbe alabilirsiniz, bir yeriniz kırılabilir ama ben kendi sebep olduğum bir şeyden dolayı bunun yaşanmasını istemiyorum açıkça söylemek gerekirse. Ama çok da dikkat ediyorsun zaten, yani yaşanabileceğini, ben yani bu kadar dikkat ettiğin sürece yaşanacağını düşünmeyelim diyelim. Evet. Öyle bir enerjiyle çağırmayalım. Pozitif enerji. Pozitif enerji verelim. Peki tanışıp en etkilendiğin basketbolcu kim oldu? Az önce Bogdan Bogdanovic dedin. Junior NBA'den bahsettin. Obradovic'le tanıştığını, hatta onun için oynayacağını söyledin. Büyük ihtimalle Kevin Pontar olabilir. Kevin Pontar. Bizim A takımımızdaki yeni gelen oyuncu. Evet, hatta Milano'dan geldi evet, geçen Milano'dan sezon. Milano'dan gelen oyuncumuz. Gerçekten o olabilir. Çünkü yani maç günleri, maçtan önce 1,5 saat önce girip sahada hemen çalışmalarına başlayan, idmandan 1,5 saat önce gelen, normalde diğer oyuncular idmana yarım saat kala gelip kenarda ısınmalarını yaparken, bizim daha idmanımız başlarken, A takımdan önce yapıyoruz biz idmanlarımızı. Tam A takımdan önce idmana girerken kenarda baktığımda şut atan bir oyuncu yani. Yani onun
aynı şekilde Kobe'nin de çalışma sevdası gibi onun da çalışma sevdasından dolayı büyük ihtimalle o olabilir yani. Kevin Panther. Peki Sırbistan'daki bu basketbol aşkını bize en iyi anlatabileceğin anı var mı? Çünkü yani taksici de, garson da, bankacı da, avukat da herkes ülkede basketbolu biliyor. Evet. Herkes aynı zamanda İngilizce de biliyor. Çok iyi bir seviyede İngilizce konuşuyorlar. Benim evimin yakınındaki marketteki kasiyerden tutun, kuaförümdeki en çırağa kadar herkes İngilizceyi top seviyede konuşuyordu. Basketbolla alakalı da en diyebileceğim olay büyük ihtimalle o sevdayla alakalı. İlk senemde, piyonir senemde şampiyon olduk biz. Ve şampiyonluk maçında, final maçında bütün saha fulldü. Yani davullar, zurnalar, hiçbir yerde oturacak yer bile yoktu ve gerçekten görseniz sahayı, saha çok küçük bir alandı. Yani belki tribünlerde 100 kişilik yer varsa orayı 500 kişiliğe çevirmişlerdi. Yani büyük ihtimalle olabilir çünkü 13 yaş, 14 yaş grubundaki bir maçta bile öyle bir fan gelmesi, sırf bir kulübün aşkından dolayı gelmesi, hani basketbolu bırakın, kulübün aşkından dolayı gelmesi gerçekten beni şoka yani şok geçirmiştim diyebilirim. Yani. Yani zaten Partizan ve Kızıl Yıldız Belgrad'ın en önemli iki olayından bir tane ikisi. Evet. O yüzden çok normal bir şey ama tabii bizler için o kadar normal olmuyor. Oradaki insanlar için, oradaki halk için bunu görmek çok normal bir şey. Yani günlük her gün gördüğü şeyler. Partizan evet. Bayrağı da, işte o arenanın önündeki davulcu da, bunlar onlara normal geliyor. Şimdi normal demişken biz Türkiye'de Sırp oyuncular, hatta yani Sırp oyuncular dünyada Jokić geçen sezon NBA MVP'siydi. Evet. Vasilije Misić geçen sezonun Euroleague MVP'siydi. Teodosić de geçen senenin Eurocup MVP'siydi. Evet. Sırbistan bir basketbol ülkesi. Şimdi sen her gün Sırp oyuncularla idman yapıyorsun, idmandan çıkıyorsun. Onların yetişme tarzını görüyorsun. Basketbola olan yaklaşımlarını görüyorsun. Türk gençlerinde ne eksik var onlara kıyasla? Yeni yetişen jenerasyonda az önce konuştuğumuz. Şöyle söyleyebilirim. Oradaki şartlar bizim şartlarımıza göre çok daha düşük. Yani bizim buradaki kulüplerimizin imkanları, daha Şafak'a oynadığım dönemlerde bile o dönemlerin imkanları, Beşiktaş'ta bir senelik kiralık oynadığım dönemdeki imkanlar, orada hiçbir kulüpte yok. Yani şu an Partizan ve Kızıl Yıldız bir de Mega dışında hiçbir kulüpte yok. Ve şöyle söyleyeyim. Partizan'da da sadece genç takımın öyle imkanları var. Onun dışında ben küçük takımda oynarken orada biz okul salonlarında topu sektirdiğinizde bir daha yukarıya gelmeyin, tahtaya vurduğunda, parkeye vurduğunda topun yerde kaldığı sahalarda oynadığımı hatırlıyorum. Yani özellikle ilk senemde şampiyon olduğumuz senede bazı sahalar vardı. Yani yukarıdaki camlar kırık, dışarıda kar yağıyor, içeriye kar bile girdiğini hatırladığım günler var ki montla ısınmalara katılıyorduk. Yani şöyle söyleyeyim, oradaki oyuncular açlar. Yani basketbolu bir çıkış yolu olarak görüyorlar. Çünkü başka bir türden çıkabilecekleri bir şey yok. Oradaki ekonomi de, hayat standartları da bizim ülkemiz kadar iyi değil. Tabii ki. Ondan dolayı oradaki oyuncular olabildiğince basketbolla kendilerini yurt dışına gönderip Amerika'ya giden benim geçen sene inanılmaz fazla 2003'lü takım arkadaşım oldu. Yani kendilerini ülkenin dışına atıp basketbolla bir şekilde kendi hayatlarını devam ettirebilmek için çabalıyorlar. Evet, çok önemli. İşte Türkiye'de de aslında böyle bir kültürün daha fazla ilerlemesi gerekiyor. Böyle bir mentalitenin, kültürden ziyade mentalitenin. Efe, senin ismini çok duyacağız. Gerçekten benim için bu, ben senin yani seninle ortak tanıdığımız kişiye de söyledim, senin abine de söyledim. Yani bu benim için çok güzel bir şey. Türk seyircisi şu an seni tanıdı. Senin Türk seyircisine özellikle söylemek istediğin bir basketbolla alakalı bir mesajın var mı? Özellikle söylemek istediğim bir şey yok ama gerçekten basketbol ülkesi diyoruz Sırbistan'a. Aslında bizim ülkemiz de basketbola çok iç dışı olan bir ülke. Çünkü gerçekten çok iyi yeteneklere sahip bir ülkeyiz. Yani bizim milli takım oyuncuları, takım arkadaşlarım, benden küçükler, Demir Doğan gibi oyuncular... Gerçekten çok fazla oyuncular var ve tek söyleyebileceğim şey
Umarım bu oyuncular, takım arkadaşlarım da istedikleri yerlere gelirler basketbolda. Ondan dolayı hepsine iyi şanslar diliyorum. Ve seni de Sırbistan'da, Partizan'da izleyeceğiz. Belki seneye Euroleague olacaksın. Umarım takımımız EuroCup'tan Euroleague'e çıkarsa yani bu çıkar, sene sonunda. Çıkar diye. Evet. Tüm seyirciler, yani dünyanın neresine gidersen git, Partizan'ı sor. Çıkacağına eminiz. Ama çok acele etme NBA için. Seni önce bir Euroleague'de izleyelim derim ben. Sonrasında NBA'de göreceğiz zaten. Umarım Euroleague'de başlayıp oradan da NBA'ye adımımı evet. atarım. Her şey gönlünce olsun. Çok teşekkürler teşekkür katıldığın ederim. İçin. Teşekkür ederim. Ben de beni çağırdığınız için tekrardan. Ve şimdiden iyi uçuşlar. Sağ olun. Bol şans. Sevgili Esport izleyenleri, haftaya tekrardan yeni bir 3 saniyede görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.